Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber kimyanın temel kanunları ve mol kavramı ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz. Bir birleşik verilmiş. Birleşiğin 6,2 gramı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol fosfor atomu içerdiğine göre X'in atom kütlesi kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken şu. Önce birleşiğin 1 molünün içerdiği fosfor atomunun gramını bulmamız gerekiyor ya da molünü bulmamız gerekiyor değil mi? Bunun için de şöyle yaparız. Bu birleşiği 1 mol kabul edersek parantezin altındaki 2 içeriye dağıtılır. Yani 2 mol fosfor atomu var. Yani bu birleşiğin 1 molünde 1 mol X3PO4 birleşiğinde 2 mol fosfor atomu var. Bizde ise ne kadar fosfor atomu var? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol fosfor atomu var. O zaman bu birleşik kaç moldur? Önce bunu bulabiliriz. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olarak çıkacaktır. Şimdi bir birleşiğin 1 molü eması kadardır değil mi? 1 molü emadır. Yani bütün atomların sayılarıyla beraber çarpılarak atom kütlelerinin toplanması molekülün kütlesini verir bize. Dolayısıyla 1 molün de kütlesi ema kadardır. O da şuradan yapabilirsiniz. N eşittir, mol eşittir, m bölü ema. Burası 1 kabul edersek molekül kütlesi ile kütlesi birbirine eşit olacaktır. Evet, 1 molü ema kadardır diyoruz. Biz bu birleşiğin 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu bulmuştuk. Bu 10 üzeri eksi 2 mollük kısmı 6,2 grammış. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molü 6,2 gram ise birleşiğin 1 molü yani molekül ağırlığı kaçtır? Bunu bulabiliriz. Bunu da emasını 310 olarak buluruz. Şimdi 310 içerideki bütün atomların kütlelerinin toplamıdır. 3 tane X var. X'in atom kütlesini sorduğu için zaten bilmediğim için X diyeceğim. 3 tane X var. Parantezin altındaki içeriye dağıtılır. 2 tane fosfor var. Fosforun her biri 31, 2 tanesi 62 artı. 4 kere 2'den 8 tane de oksijenimiz var. 16 çarpı 8'den 128 de fosfor, oksijenin toplam atom kütlesi ve bunların hepsi ema'yı veriyor bana 310. Buradan yapılan işlemler sonucunda X 40 olarak bulunur. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde en az molekül sayısı vardır? Şimdi molekül sayısı yani molünü bulsak yeterli aslında. Çünkü 1 moldeki molekül sayısı Avogadro sayısı kadardır. Mol ile Avogadro sayısını çarparak molekül sayısını bulursunuz. Yani dolaylı olarak mol bize molekül sayısını vermiş oluyor. O yüzden bunun mollerini bulsak yeterli. 16 gram oksijen gazı. Şimdi oksijen gazı dediği zaman O2'den bahsediyor. Oksijen molekülü deseydi yine O2'den bahsedecekti. Oksijen gazı deyince O2. Oksijen atomu dese O atomundan bahsedecekti. Hemen teker teker buluyorum arkadaşlar. Bunun 1 molü, 1 mol O2'miz kaç gramdır? Bakarsanız 2 oksijen atomu var. 16 çarpı 2'den 32 gram. Bize sordu 16 gram. Yani yarısı. O zaman bunun molü 0,5 moldur. Molekül sayısı ise 0,5 ile Avogadro sayısının çarpımıdır. Yani 0,5 n tane, na tane de nesi vardır? Molekül vardır. Şurası tane. Tanecik sayısı sorarsa Avogadro ile çarpmamız gerekiyor. Evet, burada Avogadro cinsinden vermiş. O zaman hemen şunu hatırlamam gerekiyor. Her şeyin 1 molündeki tanecik sayısı Avogadro sayısı kadardı. 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik vardır. Burada ise 1.806 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik molekülden bahsediyor. O zaman bu birleşiğin molünde hemen
Kaç buluruz? 0, 3 buluruz. 0, 3 mol buluruz. Molekül sayısını da 0, 3 çarpı Na tane olarak buluruz. C şıkkına bakalım. Normal koşullarda 5,6 litre azot gazı. Şimdi normal koşullarda herhangi bir gazın 1 molü 22,4 litrelik hacim kaplardı. Burada kaplanılan hacim 5,6 litre. O zaman bu birleşik kaç moldür dersek buradan da ne çıkar? 1 bölü 4 yani 0,25 mol çıkar. Tanecik sayısını yazacak olursak 0,25 Na tanedir. D şıkkına geldim. Zaten 0,2 mol olarak direkt vermiş. Yani 0,2 Na tane. Değil mi? Evet, E şıkkına bakıyorum. E şıkkında ise arkadaşlar toplam atom tanecik sayısını vermiş. Şimdi bu SO2 molekülünün 1 molünde, 1 mol SO2'de 1 S, 2 oksijen olmak üzere toplamda 3 mol atom vardır arkadaşlar. Ve her şeyin 1 molü Avogadro sayısı kadarsa 3 molü de 3 çarpı Avogadro sayısı kadar olacaktır. Yani 3 çarpı Na tane ama ne bulduğumuza dikkat edin atom sayısı vardır. Atom. Şimdi bize verilen atomdan mole geçeceğim. Diyoruz ki 1 molde 3 çarpı Na yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var ise 1.806 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren birleşim kaç moldür? Buradan da yaparsanız 0,1 mol çıkacaktır bu birleşik. Yani kaç molekül sayısı kaçtır birleşiğin tamamının? 0,1 Na tanede molekülü vardır. Soru bize en az sayıda molekülü içeriyor. 0,5, 0,3, 0,25, 0,2 ve 0,1 cevabımız Edirne şıkkı. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Bir kimyanın temel kanunları sorusu, değil mi? Şimdi bakıyoruz. XY birleşiği için kütlece birleşme oranı vermiş. Eşit kütlede demiş. Ve oluşan birleşiği vermiş. Yalnız burada oluşan birleşiğin formülü, ilk verdiği birleşiğin formülünden farklı. O zaman ilk olarak bize sorulan birleşiğin kütlece birleşme oranını bulmalıyız. Yani X2Y3 için kütlece birleşme oranını bulmam gerekiyor. Hemen bakalım şimdi nasıl bulacağız? Bu birleşiğin formülüne bakarsanız bir tane X kullanmış, bir tane Y kullanmış. X'in 7, Y'nin de 8 olduğunu söylüyor, gösteriyor değil mi? Kütlece birleşme oranından ya da sadeleşmiş halleri, en basit halleridir kütlece birleşme oranı. Ama biz burada X'i 7, Y'yi 8 kabul edeceğiz. Bu yeni birleşiğe geldiğimiz zaman 2X'ten bahsediyor çocuklar. O zaman 2 kere 7, 14. 3 tane Y'den bahsediyor. 3 kere 8, 24. Buradan sadeleşirse 7 bölü 12 kütlece birleşme oranı olacaktır. Evet, şimdi oluşan birleşiğin kütlesinin 7.6 olduğunu söylüyor. Bulduğumuz kütlece birleşme oranına göre her 7 gram X ile 12 gram Y tepkimeye girdiğinde ne kadar birleşik oluşur? 19 gramlık birleşik oluşur. Peki soru sizden ne kadar birleşik oluşturmanızı istemiş? 7,6. Şimdi bu tarz sorularda 19'da 7,6'nın arasındaki kat bulunur. 76 olsa 4 kat, 7,6 olduğuna göre 0,4 katı kadar birleşik oluşturulmuş. O zaman her bir birleşenin de 0,4 katı kadar kullanılmıştır, değil mi? Yani 7,6 gram oluşabilmesi için 2,8 gram X, 4,8 gram da ne kullanılacak? Y kullanılacak. Şimdi sorunun başka kısmına geliyorum. Eşit kütlede demiş. Eşit kütlede olduğu zaman bu kullanılan miktarların arkadaşlar büyük olanına göre işlem yapmam gerekir.
Çünkü 2,8'er gram alsam her birinden, değil mi? En fazla oluşabilecek bileşik, ki hepsi tepkimeye girmeyecek, 5,6 olur. Ama bize 7,6 oluşturmamızı istiyor. O zaman büyük olanın kütlesine göre işlem yapacağım. Evet, X'ten de 4,8 aldım. Ancak birleşiğin oluşabilmesi için X'in 2,8'i harcanır. Yani 2 gramlık X ne yapar arkadaşlar? Artar. Cevabım Ceyhan oldu. Y'nin hepsi bitecek. Çünkü eşit kütlede almak demek. Y'den de 4,8 aldım. 4,8'in hepsini kullandım. Y artmadı. Y bitti. Evet. Yine bir mol sorumuz var. Dördüncü soru. 0,5 mol SO3 gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Öncelikle gramını sormuş. Gramını sorduğuna göre ben bu birleşiğin ilk önce EMA'sını bulmalıyım. EMA nasıl bulunurdu? İçerideki bütün atomların atom kütleleri toplanarak. Bir tane kükürt var, 32. 3 tane oksijen var, 3 kere 16, 48. Dolayısıyla bu birleşiğin EMA'sı 80 çıkar. 1 molünün kütlesi 80'dir. Bizde 0,5 mol var. Demek ki yarısı kadar alacağım. Yani 20 gram değil, 40 gram olacak. Bir yanlış. Evet, tane atoma geldik. Şimdi arkadaşlar, tane atomu bulmak için ben şöyle bir yol izliyorum. 0,5 mol SO3 gazım var. Bu SO3 gazımı parantezin içerisindeki bir ifade, 0,5'i de parantezin önündeki çarpan gibi içeriye dağıtarak her bir atomun mol sayısını bulabilirsiniz. Ya da içerideki atomların toplam sayısıyla bileşiğin molünü çarparak toplam atom mol sayısını bulabilirsiniz. Hani öğretmek amacıyla. Şimdi dağıtıyorum bakın. S'in altında görünmesi de bir 1 var. Yani bu birleşikte 0,5 mol S atomu var. Aynı şekilde oksijene de dağıtırsak 0,5 çarpı 3'ten 1,5 molde oksijen atomu var. Ama tanecik hesabı yaptırmak istiyor bize. Tanecik hesabına geçmemiz için atomun veya birleşiğin molüyle neyi çarpmamız gerekiyordu? Avogadro sayısını çarpmamız gerekiyor. Yani 0,5 çarpı buradaki Avogadro sayısını Na diyelim. 0,5 N tane, 0,5 Na tane kükürt atomu vardır. 1,5 çarpı Na'dan 1,5 Na tane de ne vardır arkadaşlar? Oksijen atomu vardır. Topladığımızda 2 mol atom vardır toplam. Toplam 2 mol atom vardır. 2 Na tane de atom vardır. Şimdi burası hani konuyla ilgili, konuyu anlatmak amacıyla vermiştim. Şimdi ikinci ifadenin doğru olup olmadığını hesaplayalım arkadaşlar. Tanecik atom sayısı. Benim bulduğuma göre 0,5 mol SO3 birleşiğinde toplam 2 çarpı Na tane atom var. Yani 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu da ne demek arkadaşlar? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardır. O zaman ikinci ifadem nedir arkadaşlar? Doğrudur. Evet, 3'e bakalım. 3'te atomik kütle birimi cinsinden istiyor. Atomik kütle birimi bulurken hani şöyle bir kısa yol izleyebilirsiniz. O birleşiğin molüyle MA'sını çarparsınız. NA'sını, NA'yı da çarparsınız. Bu size AKV cinsinden neyi verir? Kütleyi verir. Atomik kütle birimi olarak verir. Molü, molekül ağır kütlesi ve Avogadro sayısının çarpımı bana verecektir. O zaman hemen AKB cinsinden kütle birimini bulalım arkadaşlar. Bu bileşiğin molü 0,5. Birleşiğin MA'sı 80. Ve Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan da orada yazdığı rakamı bulacaksınız. Cevabım Denizli oldu. AKB ile ilgili şöyle bir hatırlatma da yapalım.
AKB gördüğünüz yere 1 bölü NA yazarsanız eğer o birleşiğin gram cinsinden değerini bulmuş olursunuz. AKB'nin yerine 1 bölü NA yazıp çarpma işlemi yaptığımda gram cinsinden birleşiğin kütlesini bulmuş olurum. Bu da kontrol açısından, kontrol edebilmeniz açısından önemli, verilen değerin doğru olup olmadığını. Evet, 5. soruya geldik. Evet, burada düşünmemiz yeterli olacak. Kütlesi bilinen XY gazının mol sayısını hesaplayabilmek için. Şimdi molün formülünü yazalım o zaman. N eşittir M bölü MA. Kütlesini biliyorsunuz. O zaman MA'sını da bilirseniz eğer M bölü MA'dan molünü ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz. Yani XY gazının mol kütlesi MA'sını bilirsem evet tek başına yeterli midir? 1 yeterlidir. 2 yeterli midir arkadaşlar? Kontrol edelim. XY gazındaki Y'nin kütlesi. Y'nin kütlesini bilsem X'in kütlesini bilmediğim için toplam kütleye ulaşamam. Dolayısıyla da ya da şöyle kütlesini biliyormuşum pardon kütlesini biliyorum. Y'nin de kütlesini bilirsem toplam kütleden Y'nin kütlesini çıkartırım, X'in kütlesini bulurum. Ama bu beni mole götürmez, bana MA lazım. İki bir işime yaramaz. X'in atom kütlesini bilmem. Y'nin de atom kütlesini şurada yazsaydı bana Y eşittir işte 12 falan deseydi. X'inkini de bildirsem eğer Y'ninkini de toplayarak MA'sını bulurdum. Ama şu an Y olmadan X'in atom kütlesi hiçbir işe yaramaz. O yüzden cevabım Adana. Evet, 6. soruya bakıyoruz. Şekildeki sabit hacimli kaba içerisindeki SO2'nin kütlesi kadar. Hemen SO2'nin kütlesini bulalım. 1 mol SO2'nin kütlesi. Bir tane S. Evet, S32 arkadaşlar. Burada vermiş. İki tane de oksijen 16, 16. Sanırım bu soruda şöyle ufakça bir hata olmuş. Başka sorunun değerleriyle karışmış arkadaşlar. Şu helyum. Evet, oksijen de 16. Değil mi? SO2'nin kütlesi kadar dediğine göre hemen 32. 16 çarpı 2'den 32, 32, 64. Evet, 1 mol 64 gram varmış. Şimdi CH4'ün de 64 gram olmasını istiyoruz. CH4'ün MA'sını hesaplıyorum hemen. 12, 4 daha 16. 1 molü 16 gram. 64 gram olabilmesi için CH4'ten ne kadar ilave edilmelidir? 4 mol ilave edilmelidir. Evet, 4 mol CH4 ilave ettik. 1 mol kabımda vardı, 4 mol de ben ilave ettim. Toplam mol sayım 5 oldu. 1'den 5'e, yani 5 katına çıktı. 1 doğru. Peki toplam atom sayısı. Hadi teker teker yine toplam atom sayısını bulalım. 1 mol SO2 vardı. Hemen 1S, 2 oksijen, 3 atom var. 3 çarpı 1'den 3 mol atom var değil mi? 3 mol atom. İkinci birleşim 4 mol CH4. Hemen bakalım. 1C 4 hidrojen 5. 5 kere 4'ten 20. 20 mol atom da burada var. İlk durumda 3'tü. İkinci durumda 20 mol atom daha geldi. 23 mol atom oldu. 3 ile 23'ün tam 6 katı olduğunu söyleyemeyiz zaten. 2 yanlış. Molekül sayısı mol sayısı arkadaşlar. Mol sayısı 5 katına çıkarsa molekül sayısı da ne yapacaktır? 5 katına çıkacaktır. İkinci ifadem de yanlış. Cevabım Adana oldu. Evet. 7. soru. Bir öğretmen, arkadaşlar bakın uzun gibi gözükse de çok kolay bir soru, 7. soru. Hemen soruyu okursanız 1, 2, 3, 4, 5 numaralı yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Hemen bire bakalım. İçerdiği oksijenin kütlesi. Bakın içerdiği oksijenin kütlesini bulabilmem için öncelikle içerdiği oksijenin molünü bulmam gerekiyor. İçeriye dağıtıyordum hatırlarsanız. Kaç mol oksijen içeriyor? 3 mol oksijen içeriyor. 3 mol oksijen. 1 mol oksijen 16 gram, 3 mol oksijen kaç gram? 48 gram. O zaman 1'e 48 yazmalıyım. 1 doğru. Molekül sayısı. Molekül sayısını bana molü ile
Avogadro sayısının çarpımı veriyordu. Kaç mol? 1 mol. 1 molde n tane, n tane, değil mi? N tane olmalıdır. Ya da işte n a aynı şeyler. İkisi de Avogadro sayısını ifade eder. Üçüncü kutuya baktım. İçeride kükürt atomu sayısı. Hemen 1 molü kükürtü yayarsanız, kükürdün de altında bir, 1 mol kükürt vardır burada. 1 mol S vardır. 1 mol S'teki kükürt atomu sayısı Avogadro kadardır. Her maddenin, her şeyin 1 molünde Avogadro sayısı kadar tanecik vardır. 1 mol atomda bir n tane atom vardır. 1 mol molekülde n tane molekül vardır. Dolayısıyla 3. boş kutucuğa ne yazmalıyım? N yazmalıyım. Burada 2 n yazması gerektiğini söylemiş. C şıkkı yanlış. MA kütlesini hesaplarken n eşittir m bölü MA'dan, değil mi? 1 mol olduğu zaman ne demiştik? N 1 olursa kütleyle MA'sı birbirine eşit olacaktır. Kütlesi 80, o zaman buraya da MA'sı 80, kütlesi de 80. Atom sayısı, hemen içeriği topluyorum. 1 burada, 3 burada, 4. 4 kere 1'den 4 mol atom vardır. Ama sayı sorduğuna göre onu bir de Avogadro ile çarpacağım. Yani 4'ten yazmam gerekiyor arkadaşlar. Evet, 8. soruya geldik. Bu soruda da tanecik sayılarını ve gramını vermiş, mole geçmenizi istiyor. Arkadaşlar hemen mollerini bulup onların arasındaki ilişkiyi soruyor. Hangisinin doğru olduğunu soruyor. Evet, tanecik ilişkisinde ne demiştik? Her maddenin, her atomun, her molekülün bir molünde n tane vardır. Burada n bölü 2 tane olduğuna göre demek ki bu da kaç molmuş? Yarım molmuş, yani 0,5 molmuş. Değil mi? N 0,5 çıktı. Evet, n tane CO2 molekülü dediğine göre zaten 1 mol'den bahsediyordur. N2 1 mol çıktı. 8 gram O2. O2'nin hemen MA'sını hesaplıyorum. 16, 16, 32. 1 molü 32 ise kaç molü 8 gramdır? 0,25 molü 8 gramdır. Evet, buradan gördüğünüz üzere N2, N1'in 2 katı, N2, N3'ün 4 katı. O zaman cevabım denizde olacaktır. 9. soru. Karbon ve oksijen elementlerinden oluşan kararlı iki birleşikler katlı oran yasasına uyuyorsa. Şimdi katlı oran yasasını bir hatırlayalım. En az iki birleşik olacak. Atomdan oluşacaktı. Pardon, en az demeyeyim, en çok iki atomdan oluşacaktı. Üç atomlu olanlarda katlı orana bakmıyorduk. İki atomdan oluşacak, birbirleriyle aynı. Yani karbonla oksijenden iki farklı birleşik oluşacak. Bu birleşiklerin basit formülleri birbirinden farklı olacak. İyon olmayacak, nötr halde olacaktı bu birleşikler. Peki, karbon ve oksijen. Yani biri karbon monoksit olsun, biri karbon dioksit olsun. Bakın, basit formülleri birbirinden farklı. Her ikisinde de iki element var ve aynı elementler bunlar. Bunlar neye uyar arkadaşlar? Katlı oranlar kanununa uyar. Uymayanı örnek vereyim. Mesela C2H4, C3H6. Bu iki bileşik katlı oranlar kanuna uymaz. Çünkü sadeleştirildiği zaman bu da CH2 kalacaktır. Basit formülü. Bunun da basit formülü. CH2 basit formülü aynı olduğu zaman arada katlı oran yoktur. Bir çıkar oranları çünkü. Bu iki bileşik ne yapmaz? Uymaz. Ama karbon monoksit de karbondioksit uyar. Şimdi yanlışı soruyor arkadaşlar. Karbonun yükseltgenme basamağı iki bileşikte de aynıdır diyor. İki bileşikte de karbonun yükseltgenme basamağı aynı olsaydı iki bileşiğin formülü birbirleriyle aynı olurdu. Bakın, burada yükseltgenme basamağı hesabını yapalım. Oksit konumunda olduğuna göre oksijeninki 2, burada da oksit konumunda olduğuna göre oksijeninki 2. Bu birleşik nötr. Yani karbonun yükseltgenme basamağı ile oksijenin yükseltgenme basamaklarının toplamı 0 olacak. O zaman karbonun yükseltgenme basamağı buradan artı 2 olur. Yine aynı şekilde nötr bir birleşik olduğuna göre karbonun yükseltgenme basamağı ne olur? Artı 4 olur. Zaten formülün farklı olmasının nedeni buradaki elementlerin en az birinin yükseltgenme basamağının ne olması? Farklı olmasıdır. Evet.
10. sorudan devam edelim. Şimdi arkadaşlar, tabloda atom ağırlıkları arasında Z büyük, Y büyük, X ilişkisi olan elementlerin hidrojenle birleşikleri verilmiştir. Buna göre hidrojenin kütlece yüzde değerlerini sıralayınız demiş. Şimdi hidrojenin kütlece yüzdelerini bileşik bazında sıralamak istiyorsanız, hidrojenin dışında kalan elementin kütleleri her 3 bileşikte de ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Bunları eşitlemek zorundasınız. Şimdi burada şöyle bir ilişki var. Ben bunları eşitleyebilmek adına rakam vereceğim. Tamamen aklımdan uyduracağım. Rakam vereceğim ve rakamların arasında belirli güzel katlar olmasını sağlayacağım. Örneğin X'in atom ağırlığı 2 olsun, Y'ninki 4 olsun, Z'ninki de 8 olsun arkadaşlar. O zaman işte hani Z hepsini eşitleyebilmem için X'i 4 ile çarparım, değil mi? Y'yi de 2 ile çarparım. Z'yi herhangi bir sayıyla çarpmama gerek yok. 1 ile çarparım. O zaman hepsi eşit olur. Şimdi bu birleşiklerin üçünde. X'i 4 ile çarpacaksak eğer, çarparsak eğer bu birleşik X 4 H 16 olur. Y'yi de 2 ile çarpacakmışız. Y2 biraz ters bir Y oldu o. Y2 H4 oldu. ZH2 oldu. Şimdi burada X, Y, Z diye farklı gözükse de ben bu çarpma işlemleriyle aslında onların hepsini aynı sayıya eşitledim. Dolayısıyla bakıyorum şimdi. En fazla sayıda hidrojen atomu içerenin hidrojen yüzdesi, birleşikteki hidrojen yüzdesi daha fazla olacaktır. O zaman 1 büyük, 2 büyük, 3 yani cevabım Adana olacaktır. Evet, kalan sorulara öbür videoda devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.